Dersimizde Oracle veri tabanında kullanıcı oluşturmayı öğreneceğiz. Kullanıcı oluşturmak için Create User sistem hakkına sahip olmak gerekiyor. Ya da direkt olarak SYS ile giriş yaptığınızda bu hakka zaten otomatikman sahip olmuş oluyorsunuz. Ben şu an HR değil, SYS ile giriş yaptım. Yani tam yetkiliyim Oracle veri tabanında. Şimdi kullanıcı oluşturmanın kullanım sintaksi, söz dizimi şu şekilde. Create user, kullanıcı adı. Create user'dan sonra kullanıcı adını veriyoruz. Bu benzersiz bir isim olması gerekiyor bildiğiniz gibi. Tüm nesnelerde olduğu gibi bu da benzersiz olmalı. Identified by şifre. Şifreyi identified by cümleciğinden sonra yazıyoruz. Default table space'i vermek istersek bunu yazabiliriz. Temporary table space de aynı şekilde yazılabilir. Kota unlimited, yani veri tabanı üzerinde bu oluşturduğumuz kullanıcı tam yetkili bir sınırsız bir alana sahip olmak istiyorsanız, sınırsız alana sahip bir kullanıcı oluşturmak istiyorsanız kota unlimited kurmanız gerekiyor. Bu şekilde oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra profile ve bu şekilde bir söz dizimine sahip. Burada kullanılan ifadelerin açıklamalarını şimdi okuyalım. Kullanıcı ismi, yani burası oluşturulacak olan kullanıcının ismidir. Identified by şifre, yani şifre kısmı burası. Oluşturulacak olan kullanıcıya verilecek şifredir. Identified externally, yani bu kısım. Bu da oluşturulacak olan kullanıcıya verilecek şifrenin işletim sistemi tarafından belirleneceğini söyler. Default tablespace, yani varsayılan tablespace, kullanıcı oluşturduğu nesnelerin yerini belirtir. Eğer belirtilmezse sistem tablespace'ini kullanır. Yani boş bırakırsak, herhangi bir parametre göndermezsek otomatik olarak sistem tablespace üzerinde bu konumlandırılır. Temporary, yani geçici tablespace, kullanıcının geçici parçalarının saklanacağı yeri ifade eder. Eğer belirtilmezse sistem tablespace'ini kullanır. Kota, kullanıcının belirtilen tablespace'te kullanacağı yer miktarını belirtir. Profile, kullanıcının değişik özelliklerini belirten parametre dosyasıdır. Şimdi bunun en temel kullanımını görelim. En temel şu şekilde, yani kullanıcının bir adını vereyim, bir de şifresini vereyim, gerisini default olanlardan, yani varsayılan bilgilerden kullansın dersek bu şekilde bir kullanım var. Create user, ben burada Cihan kullanıcı adını kullandım. Create user Cihan. Identified by Oracle X. Oracle X ise bu oluşturduğum kullanıcının şifresi konumunda oluyor. Şimdi bunu çalıştırıyorum sistem haklarımla birlikte, Oracle SYS olarak giriş yaptığım hesabımla. Gördüğünüz gibi user Cihan created, yani bu kullanıcı başarılı bir şekilde oluşturuldu. Şimdi bunun yukarıdaki parametreleri kullanılmış detaylı oluşturma işlemini öğrenmek için aşağıda farklı bir örnek yapalım. Oracle user isminde şifresi de Oracle pass olan, tablespace'i user data olan, geçici tablespace'i temp ve user data tablespace'i üzerinde sınırsız yer kullanım hakkına sahip olan bir kullanıcı oluşturmak istiyoruz. Bunun için kodumuz şu. Kod yapımız create user, yine aynı şekilde standart. Oracle user, burada Oracle'ın kullanıcı adı. Identified by Oracle pass. Default tablespace, buradaki varsayılan tablespace sistem. Temporary tablespace, yani geçici tablespace temp. Kota unlimited olsun, yani sınırsız kullanım hakkına sahip olsun. Ve on sistem. Bu şekilde çalıştırdım ve gördüğünüz gibi user Oracle user created. Bu da detaylı kullanımıydı. Bu şekilde PLSQL tarafından sistemde bir kullanıcı nasıl oluşturulur, bunu detaylıca öğrenmiş olduk.